Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Kanala ilk defa denk geliyorsunuz. Takip ederseniz, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ben estetik cerrahınız Doktor Bora Özel. Benim cerrah kimliğim biraz az biliniyor maalesef. Daha çok medikal estetik doktoru ya da dermatolog gibi algılanıyorum. Aslında ben bir plastik cerrahım. maksöfesal cerrahi ve el cerrahi de yapabiliyorum. Ama tabii bunları biraz estetik olduğu için, estetiği daha çok sevdiğim için Medikal estetik ve estetik cerrahi alanına kaydırdım. Kendimden de biraz bahsedeyim dedim. Ee, şöyle, bugün size biraz liposakşından bahsedeceğim. Liposakşın hangi bölgelere uygulanır, hangi bölgelere uygulanmaz? Liposakşından sonra dikkat etmemiz gerekenler ya da liposakşın gerçekten tehlikeli mi? Ee, ne gibi tedbirler alınmalı? Hangi hasta yapılmalı ile ilgili bir liposakşın dosyası açıyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. Liposuction bizim çok sevdiğimiz bir ameliyattır. Teknik olarak aslında basittir ama doğru hasta seçmek lazım liposuction'da. Eğer obezseniz ve vücut kitle indeksiniz belli bir değerin üstündeyse maalesef bizim alabildiğimiz kapasite belli bir miktar üstünde hayati risk taşıdığı için siz liposuction için uygun aday değilsiniz. Zayıflamanızı isteriz. Ya da liposakşınla birlikte başka ameliyatları da kombin etmek lazım. İşte uyluk germe, karın germe gibi. İkinci şey liposakşında ne kadar yağ alabiliyoruz? Biz e, ortalama 3-3,5 litreyi güvenli alabiliyoruz. 3,5'un üstüne çıktığımızda hayati risk maalesef artıyor. İşte 5 litreler, 6 litreler alınabilir mi? Evet ama sizin hayatınızı riske atacağı için tek bir kalemde 3,5-4 litrenin üstüne... E, almak istemez. Çünkü vücudunun bir homodinamisi var ve bunu siz bozduğunuzda fazla miktarda yağ ve e, yağın etrafında bulunan su alındığında maalesef e, sistem biraz şaşırabiliyor ve bu da problem oluyor. Ama dediğim gibi 3 3.5 litrenin altındaki alınan yağ hücrelerinde e, çok ciddi bir risk taşımıyor. Peki bölgesel olarak farklılık gösteriyor mu risk? Mutlaka eğer kan damarlarından yoğun ve büyük kan damarları varsa o bölgede maalesef yağ hücrelerinin damar içerisine girip emboli dediğimiz başka bölgelere gidip oradaki kan damarlarının tıkaması biraz daha riskli. Dolayısıyla avasküler dediğimiz damarsız alanlar ya da daha az damarlı alanlarda yapılan yağ emme ameliyatları yani liposakşın ameliyatları daha az riskli diyebiliriz. Peki nerelere yapıyoruz biz liposakşını? Gıdı bölgesinde. Bunu Zaman zaman lokal anestezi ile zaman zaman genel anestezi ile yapıyoruz. Bunun dışında karın bölgesi çok sık liposakşın yaptığımız alanlardır. Ama karında da şöyle alınıyor, algılanıyor. Ben işte karın liposakşını olduktan sonra dümdüz karnım olacak. Hayır olmaz. Çünkü karın kasları var. Biz karın kaslarının üstündeki yağ tabakalarını liposakşın alabiliyoruz. Karın kaslarının altında yani iç organların çevresindeki mezankimal yağ dokusunu maalesef liposakşına girip almak mümkün değil. Keşke alabilsek ama alamıyoruz çünkü iç organlar var. Dolayısıyla eğer iç organ yağlanmanız varsa yani iç yağlanmanız varsa maalesef karnınız dümdüz olmuyor. Onun için diyet yapmanız lazım. Herhangi bir ameliyat söz konusu değil. Ne yapıyoruz? Karın kaslarının üstündeki yağları, yanındaki yağları alabiliyoruz. Bazı hastaların sırtları Boyunları yağlı olabiliyor. Yine aynı şekilde ensede ve sırtta liposakşın yapabiliyoruz. Kol bölgelerinde yine aynı şekilde yağlanma varsa bacak içlerinde yine poponun bazı bölgelerinde liposakşın yapılabilir. Popoda da şöyle önemli. gluter şekillendirme dediğimiz popo şekillendirmede erkek ve kadın tipi farklıdır. Dolayısıyla erkeğe yapacağınız liposakşın yeri farklıdır. Kadına yaptığınız liposakşın yeri farklıdır. Hatta biz aldığımız yağları popo şekillendirmek için kadında başka yerleri doldururken erkek de başka yerleri doldurarak hem bazı bölgelerde liposakşın bazı bölgelerde aldığımız yağları ekleme şeklinde yapıyoruz ki güzel bir popo şekli olsun. Liposakşından sonra mutlaka korsa giyilmesi gerekiyor. Eğer çok kısıtlı bir alanda e, liposakşın yapıldıysa gıdı gibi o zaman evet korse giymeniz şart olmayabilir eğer cilt kaliteniz iyiyse. Ama onun dışındaki hemen hemen bütün yerlerde en az 3 hafta boyunca sıkı bir korse takılması şart. Bu neyi sağlıyor? Hem hematom olmaması yani açılan kan damarlarının dışarı doğru kanamasını engelliyor. Ödemin daha az olmasını sağlıyor. Hem de cilt aşağıdaki dokuya adapte olmak için çünkü cildi çıkartmıyoruz. Daha böyle sıkılı, sıkı sıkı iyileşsin, daha kendini toplasın diye dışarıdan bir korset e, korse taktığımızda bu onu kolaylaştırıyor ve sarkmalar daha az oluyor ya da hiç olmuyor. Peki diyeceksiniz ki hocam liposuction tipleri var işte. Wazer'ı var, ultrasonik liposuction'ı var, işte handle'larla yapılan e, değişik liposuction tipleri var. Bir de konvansiyonel liposuction var. Aslında bakıldığında bunların bir yıllık sonuçlarının aynı olduğu görülmüş. Yani hangi yöntemi yaptırsanız yaptırın zaten oradaki alınan yağ miktarı aynı oluyor. Sadece bazıları daha hızlı iyileşiyor. İşte laser, vaser'da daha hızlı iyileşirken cilt daha hızlı bir şekilde toparlarken konvansiyonel liposakşınlarda biraz daha yavaş topluyor ama bir yıllık sonuçlarının aslında aynı olduğunu görüyoruz. Sadece daha hızlı iyileştiği için Aletli hiposakşınları biz tercih ediyoruz hem de doktor olarak biz daha az yoruluyoruz açıkçası. Alet işler el övünür durumu oluyor. Ama yeri geldiğinde de konvansiyonel sistemden faydalanıyoruz. Sıvılı mutlaka yapmak lazım. Yani hasta uyuduğunda bir miktar sıvı verip beklemek lazım. Bu beklemek neyi sağlıyor? Daha az kanama, daha az morarma ve yağın daha kolay toplanmasını sağlıyor. Bu aldığımız miktarda da yani 3,5 litreler içerisinde de sıvı da mutlaka oluyor. Buna da tümesen teknik diyoruz biz kendi aramızda. Ama hastalarda bunu yavaş yavaş biliyorlar. Hocam <laughs> ne kullanıyorsunuz? Hangi tekniği kullanıyorsunuz diye ee, bilinmekle birlikte. Ee, peki liposakşından sonra o bölgede tekrar yağlanma olur mu? O bölgede çok olmaz. Çünkü o bölgedeki yağ hücre sayısı azalıyor. Tekrar yağlar bölünemediği için sadece çatlarında büyüme olur ya da başka bölgelerde liposuction yapılmamış bölgelerde eğer kilo olursanız o bölgelerde yağlanma olur. Atıyorum göbek çevrenizde olmaz da bacaklarınız yağlanır eğer kilo olursanız liposuction ameliyatından sonra. Ee, bazı hastalar diyor hocam kilo vermeden mi önce olayım liposuction'ı kilo verdikten sonra mı olayım? Eğer size motivasyon sağlayacaksa ameliyat daha az yedirip daha motive bir şekilde diyetinize devam edecekseniz ameliyattan önce de şey diyetten önce de liposuction yapabiliriz. Ama benim tavsiye ettiğim tıpkı da zayıflayıp üstüne liposakşın yapmak daha kolay oluyor cildin toplaması ve kişinin daha hızlı şekillendirmesi amacıyla. Ve liposakşınla bilinen en büyük yanlışlardan bir tanesi de liposakşın bir kilo verme ameliyatı gibi düşünüyorlar. Hayır liposakşınla kilo vermezsiniz çünkü yağ hücrelerini alıyoruz ona ciddi bir kilo vermenize sebebiyet vermezler. Hatta ameliyattan sonra belki daha kilolu bile kalkarsınız sıvı verdiğimiz için, daha ödemli kalkacağınız için. Dolayısıyla bunu bir e, vücut şekillendirme ameliyatı olarak düşünmek lazım. Asla kilo verme ameliyatı olarak düşünülmemeli. Zaten bu şekilde düşünüp de ameliyat olanlar her zaman maalesef istedikleri sonucu alamazlar. Bunun bir vücut şekillendirme ameliyatının olduğunu bilmek gerekiyor. Peki ne kadar süre sonra ameliyattan sonra vücudum şekillenmiş olur, istediğim şekle ulaşırım? Ortalama en az bir 6-8 ay beklemek lazım ki iddia süresi 1 yıldır. Çünkü cilt ya, kendi yavaş yavaş retrakte olacağı için, küçüleceği için ona bu süreyi tanımak lazım. İlk dönemlerde dediğim gibi daha ödemli, daha kilolu bile olabilir liposakşın havetinden sonra kişiler. Ee, ve <laughs> biz mutlaka masaj öneririz oradaki lenfatik akımın artması için korsenin üstünde ve korse kullanımı bittikten sonra yine bebek yağıyla o bölgenin sıvazlanması, yağların kalan yağların eşit bir şekilde dağıtılması amacıyla. Bir de şeyi çok soruyorsunuz, hocam dalgalanma olur mu? Kötü yapılmış liposuction kişinin liposuction tecrübesi azsa evet dalgalanma olabilir. Çünkü çok yüzeyel yağ dokuları alınırsa ki almamak lazım. Hemen cildin altındaki yüzeyel yağ dokusunu bırakmak lazım. ...o zaman dalgalanma olur. Ama eğer öyle bir probleminiz yoksa dalgalanma olmaz, cereyanınıza güvenin. Bir de selülit bölgesi liposakşını önerir misiniz derseniz... ...bazı bölgelerde özellikle grade 1 başlangıç selülitlerde... Evet, ...yağların alması kan akımının artmasını daha hızlandırabilir... ...ve selüliti düzeltebilmekteyken... ...çok ilerlemiş portakal kabuğu selülitlerde maalesef çok fazla liposakşını önermiyoruz. Çünkü e, o bölgenin vasküler yapısını daha da bozabileceği için e, ağırlaştırabilir. Liposakçı ile ilgili sorularınız varsa bana yorumlara yazabilirsiniz. Yine klinizin telefonunu da verelim 0544 788 1911. Biz oradan da ulaşabilirsiniz. Kapımız çaldı. ve hastaya gidiyorum. Görüşmek üzere.